küçük şampiyonları ben yeni kuşaklar için tebrik ediyorum. Onların çalışmasında ve bu başarı göstermelerine gayret olan hocaları ve her türlü desteği esirgemeyen aileleri ve diğer yardım geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi bu tekvando deyince genelde bir kavga sporu gibi insanlar algılıyor. Ancak tekvando gerçek anlamda bir barış sporudur. Bunu sporun her safhasında hepimiz tanık olduğumuz gibi işte düşene vurulmaz, arkadan vurulmaz gibi güzel ilkelerle bu tam bir spor şekline dönüştürülmüştür. Bir kavga değildir, bir sanattır. Burada küçük şampiyonlar olarak sizlere şunu söylemek istiyorum ki şampiyonluk bir ikbal ve istikbal anlamında dünya nimeti değildir. Şampiyonluk bu ulu bayrağımızı layık olduğu vesile çok daha yükseklerde dalgalandırma ülküsünün birincilik kürsüsünde tezahür etmesidir. Yani zaten yüce olan bayrağımızı çok daha yükseklerde dalgalandırmak bizim ülkü ve idealimizdir. Bu bayrak ki sadece Yemen'de 1 milyon sevdalısı onun uğruna can verdi. O bayrak ki biz Kardelen olduk, doğduk, nerede Sarıkamış'ta, yandık nerede Sinop çöllerinde. Ne için bu bayrak uğruna? Bugün de askerlerimiz ne oluyor? Cübide, Gabar'da, Tendürek'te bu bayrak uğruna can verip yatıyorlar. Zap suyu kana bulanıyor. Niye? Bayrağımız yükseklerde dalgalansın diye. Bizim bu anlamda üstümüze düşen görev de eğer bu bayrağımızın çok yukarılarda dalgalanmasını istiyorsak, ülkemizin çok ilerlerde olmasını, ileri medeniyetler seviyesinde olmasını istiyorsak, önce ne yapacağız? Okullarımızda derslerimizi en iyi şekilde yapacağız. Büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi, ailelerimizi dinleyerek, öğretmenlerimizi dinleyerek ve eğitimimizi en iyi şekilde alırsak, biz bu bayrağın hakkını verir, bu ülkenin bize verdiği emekleri 1000 kat geri ödeme imkanına sahip olabiliriz. Ne yapacağız? Önce okullarımızda, derslerimizde çok başarılı olacağız. Eğer bu ülkeyi seviyorsak, önce derslerimizde başarılı olacağız. Bakın arkadaşlar, bizde kavga, gürültü isteyen bir kültürün mirasının sahipleri değiliz. Biz barış ve kardeşlik isteyen, dünyaya da bunu yaymak isteyen bir medeniyetin, yüksek bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki okullarımızda derslerimizi en iyi şekilde yaparak, spor salonlarında bu bayrağı dalgalandırmak için hocalarımızı dinleyip, eğitimimizi tamamlayarak yüksek kürsülere çıkıp bayrağımızı layık olduğu yerlere dalgalandıracağız. Bu hepimizin görevidir. Bakın, bu bayrağı niye kalbimizin üzerine koyuyoruz? Bu kalbimize bir kan dolmadan bayrağımıza toz konmasın. Böyle bir sevdayla biz bayrağımıza bağlıyız. Özellikle bizim bayrağımız bedeli ödenmiş, peşine ödenmiş bir bayrak. Çok yüce bir duygularla bezenmiş, süslenmiş bir bayrak. Rengini kanımızdan almış. Hilali canımız, yıldızı göz bebeğimiz. Böyle mukaddes bir bayrak. Biz de bu bayrağa layık olacak ve dedelerimizin buna bedel ödeyen bizden büyüklerin, öncekilerin ilkesini devam ettirmek için eğitimimizi en iyi şekilde yapacağız. Büyüklerimizi sayacağız, küçüklerimizi seveceğiz. Hocalarımızın sözünü dinleyerek, okullarda derslerimizi çok iyi şekilde yaparak bu ülkeye bize hizmet edip bu bayrağın hakkını vereceğiz. Yükseklerde dalgalanması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ben tekrar sizlere emeği geçen hocalarımız başta olmak üzere destek veren ailelerinize ve bu anlamda sizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
Hocam diplomalar hazır değil mi? Kemerlere göre yapmışız sanırım.